Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, konsesif setse. Hatırlayacak olursanız bir önceki dersimizde konsesif setse ile başlamıştık. Bu ikincisi olacak. Hazırsanız dersimiz başlasın. Karşıt neden bildiren cümleleri arkadaşlar Almanca'da konsesif setse diyoruz. Ve kontroverses ausdrücken bu karşıt nedeni ne yapmış oluyoruz arkadaşlar söylemiş oluyoruz cümle içerisinde aktarmış oluyoruz bunu yaparken arkadaşlar trotzdem dennoch ve allerdingsten yardım e, alacağız trotzdem bunu daha önceden görmüştük hatırlarsanız neydi gene de demektir dennoch ve allerdings de gene aynı anlamda ancak allerdings fakat anlamına gelmiş oluyor ancak baktığımızda e, bu üç e, yapının da Aynı noktada buluştuğunu görüyorsunuz. Ne demek istediğimi cümleler içerisinde anlayacağız arkadaşlar. Şimdi burada connective hauptsatz yani ana cümle olarak baktığımızda nasıl bir fonksiyon var ona bir bakalım. E isten eman evet eman neydi değil mi o senin kocan anlamında. E isten eman dennoch behandelst du ihn wie ein Sklave. Evet öncelikle evet, bir anlamlandıralım arkadaşlar Behandeln, davranmak anlamında arkadaşlar. Sklave köle gene de onu köle gibi köle gibi davranıyorsun diyor. Değil mi cümlemiz? Tu das bunu yapma. E, tu das nicht hatırlarsanız imperatifte neydi? Emir olarak verdiğimizde tuğun ne oluyor? Tu şeklinde değil mi? Tu das bunu yapma. Değil mi? Bakın burada demek ki den nasıl bir fonksiyonu var? Gene de değil mi? Bakın burada bir eee cümleye baktığımızda burada nasıl bir anlam var? Er man, o senin kocan. Dennoch behandelst du ihn wie ein Sklave. Gene de sen ona nasıl davranıyorsun? Köle, köleymiş cesine davranıyorsun. Tu das nicht, bunu yapma demiş oluyor cümlemiz. Demek ki dennoch, e, demek, ne oluyor arkadaşlar? Bir karşıtlık söz konusu olduğu için kullanılmış oluyor. Dennoch yerine ben karşıt olarak trotzdem de kullanabilirim. trotzdem'i daha önceden de görmüştük. Neydi? Gene de demekti arkadaşlar. trotzdem behandelst du ihn wie ein Sklave. Gene de köle gibi davranıyorsun diyor. Değil mi cümlemiz? Tu das nicht. Bunu yapma. Gene aynı şekilde arkadaşlar. Burada ki cümleyi ben tekrar yazmamak adına buraya referi etmiş oluyoruz. Bakın. Es ist ein Ehemann trotzdem er ist dein Ehemann ile devam etmiş oluyor. Allerdings ise bu da gene aynı fonksiyonda arkadaşlar. Fakat anlamında ancak burada da gene gene de olarak düşünebiliriz. Bakın burada er ist dein Ehemann allerdings behandelst du ihn wie ein Sklave. Tu das nicht. Bakın hepsinin anlamı aynı, fonksiyonlar aynı, her şey yerli yerinde duruyor. Sadece ne yapmış oluyorum? Varyasyon olarak Denoh'u kullanabileceğim gibi Tot'imi kullanabiliyorum. Aladdin'si kullanabiliyorum. Hangisini arzu ederseniz, bunların herhangi bir şiddet olarak ya da işte yumuşaklık olarak bir anlamda bir kayma ya da işte altını çizme gibi bir dön bir durum söz konusu değil yani hepsi aynı eşitlikte. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani hepsi aynı anlama geldiğinden dolayı dilediğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Demek ki karşıt cümlelerde arkadaşlar ne yapıyormuşuz? Bakın baştaki cümle ne diyor? Esten o senin kocan. Gene de ona nasıl davranıyorsun? Köle gibi davranıyorsun diyor cümlemiz. Değil mi? E dolayısıyla Esten Eymen dennoch behandelst du ihn wie ein Sklave. Tu das nicht. Bunu yapma diyor. Değil mi? Dennoch trotzdem Allerdings dilediğimizi ne yapabiliyormuşuz demek ki? Kullanabiliyormuşuz. Herhangi bir e, öğelerde bir yer değiştirme söz konusu değilmiş. Bir sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Bir sonraki örnekte Du hast es mit eigenen Augen gesehen. Kendi gözlerinle gördün. Evet Augen değil mi? Gözler demekti. Mit eigenen Augen kendi gözlerinle gördün. Burada bakın ne diyor? Dennoch Zweifelst du? Gene de şüphe duyuyorsun. Bakın, zweifeln, şüphe duymak demek arkadaşlar. Dennoch zweifelst du? Ya da trotzdem zweifelst du? Ya da allerdings zweifelst du? Demiş oluyoruz. Bakın, demek ki arkadaşlar burada du hast mit eigenen Augen gesehen. Kendi gözlerinle gördün diyor cümle değil mi? Hatta şöyle de diyebilirdik. Du hast es mit deinen eigenen Augen gesehen de diyebilirdik ama bu şekilde de ifade edebiliriz. Du hast es mit eigenen Augen gesehen de diyebiliriz. Eigen kendi anlamında arkadaşlar. Kendi gözlerle gördüğün gibi Türkçe birebir çeviriyoruz. ancak kendi gözlerinle anlamı doğmuş oluyor. Dediğim gibi buraya deinen Augen de diyebilirdik. Mit deinen eigenen Augen da diyebilirdik. Bakın burada ne vermiş? Gene de ne yapıyorsun? Şüphe duyuyorsun. Yani bir olayı görüyorsun. Gene de şüphe duyuyorsun demeye getiriyor cümlemiz. E dolayısıyla ne olacak burada arkadaşlar? Dennoch zweifelst du, trotzdem zweifelst du, allerdings zweifelst du anlamında ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Burada bir karşıtlığı değil mi vermiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı Er ist dein Ehemann, dennoch behandelst du ihn wie ein Sklave. Tu das nicht. Er ist dein Ehemann. Trotzdem behandelst du ihn wie ein Sklave. Tu das nicht. Er ist dein Ehemann. Allerdings behandelst du ihn wie ein Sklave. Tu das nicht. Du hast dies mit eigenen Augen gesehen. Dennoch zweifelst du. Du hast dies mit eigenen Augen gesehen. Trotzdem zweifelst du. Du hast dies mit eigenen Augen gesehen. Allerdings zweifelst du. Karşıt neden bildiren cümlelerde arkadaşlar buradaki prepozisyonlar da kullanılabiliyor. Hangileri bunlar? Bakın trotz Ungeachtet ve selbst bei. Trotz'a baktığımızda arkadaşlar trotz genitiflikle anılıyor. Ungeachtet bakın burada da gene genitiflik söz konusu. Ve selbst bei burada da ne oluyor? Datiflikle anılmış oluyor buradaki prepozisyon değil mi? Dilerseniz ilk örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Ungeachtet all seiner Fehler ist er immer noch. Der großartigste Freund der Welt für mich. Evet. Cümlede arkadaşlar kelimelere baktığımızda anlaşılmayan bir kelime var mı diye bakıyorum. Fiilen neydi? De hata demekti. Immer noch hala der großartigste Freund Evet. der Welt dünyanın harikulade en iyi hani güzel Türkçede ne deriz? En kral arkadaşı deriz ya. Burada da der großartigste Freund der Welt, dünyanın en en iyi arkadaşı, en müthiş in, e, arkadaşı anlamına gelmiş oluyor. Für mich, benim için. Şimdi burada unge ungeachtet kelimesine baktığımızda arkadaşlar, rağmen anlamı doğmuş oluyor. Al seiner Fehler, bakın burada arkadaşlar, ne dedik az önce? Genitiflikle anılıyor dedik. E, dolayısıyla ne olmuş bakın burada? unge Ungeachtet, All seiner Fehler bütün hatalarına rağmen ungeachtet all seiner Fehler ist er immer noch o oh, hala der großartigste Freund der Welt für mich. Yani bütün hatalarına rağmen yapmış olduğu bütün bütün bu e, hataları rağmen o benim için dünyanın en en müthiş değil mi? İnsanı müthiş arkadaşı anlamı doğmuş oluyor bu cümlede. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar Unge ahtet rağmen dedik. Aynı zamanda bunu daha önceki seviyelerde görmüştük. Ramen neydi? Tots. Dolayısıyla bakın burada da tots görüyoruz. Tots ile andığımızda bakın burada ne yapıyoruz? Unge ahtet yerine tots getirmiş oluyoruz. Cümlemizi inceleyelim. Trotz all seiner Fehler ist er immer noch der großartigste Freund der Welt für mich. Bakın ne oldu? Sadece ben ungeachtet yerine trotz kelimesini getirmiş oldum. E Dolayısıyla ne oldu? Anlam gene yer yerinde duruyor. Öğeler yerli yerinde duruyor. Sadece demek ki ne yapmış oluyoruz? Trotz işin içerisine katılmış oluyor. Bakın trotz burada ne oluyormuş? Genitiflikle anıldığından dolayı Demek ki tıpkı unge ahtet olduğu gibi ne olacakmış? Bütün yapılar yerli yerinde kalacakmış. Bir diğer örneğe bakalım. Bir diğer örnekte de gene unge ahtet ile cümlemiz başlıyor. Unge ahtet ungeachtet der hohen Kosten wagte Erika einen Flug nach Johannesburg. Evet. Die hohen Kosten yüksek fiyatlar demek arkadaşlar. Wagen tebessümde bulunmak, ee, daha doğrusu teşebbüste bulunmak, evet e, teşebbüste bulunmak diyecek olursak vagen demek arkadaşlar. Yani evet teşebbüste bulunuyorsunuz. Vakti <laughs> Erika bu bir kadın ismi. Einen flug uçuş nach Johannesburg. Evet Afrika'da bir şehir değil mi? Ee, ne diyor? Yüksek fiyatlara rağmen ErK bir uçuşu değil mi? Johannesburg'a olan bir uçuş için ne yaptı? Teşebbüste bulundu demiş oluyor bu cümle. Değil mi? Bakın burada unge rağmen demek. Dolayısıyla yüksek fiyatlara rağmen ne yapıyor? Erika Johannesburg'a olan uçuşu ne yapıyor? Cesaretleniyor ve yola koyuluyor değil mi? Hani yüksek fiyatlara rağmen cesaretleniyor ve ...teşebbüste bulunmuş oluyor. Evet zaman zaman bu çevirileri yaptığımda... ...çok çok böyle dikkatli olmam gerekiyor. Dolayısıyla evet. <laughs> Bir sonraki cümleye bakalım. Bakın burada unge ahtet yerine... ...tot girmiş devreye. Burada da gene bütün yapılar... ...yerli yerinde duruyor. ...tot der hohen kosten... ...wagte Erika... ...einen flug nach Johannesburg. Bakın gene... ...aynı şekilde her şey... ...yerli yerinde kalmış oluyor. Şimdi de arkadaşlar bunların haricinde Selbst by yapısına bir bakalım. Selbst by bakın datiflikle birlikte anılıyormuş. Dilerseniz cümleyi bir okuyalım ondan sonra anlamlandıralım. Selbst bei bewölktem Himmel hält das Schwimmbadwasser konstant bei angenehm 24 Grad bis 29 Celsius. Evet, ne diyor? Bevölktem himmel. Bevölkt neydi? Bulutlu değil mi? Bulutlu gökyüzü anlamında. Halten tutmak anlamında arkadaşlar. Ancak cümlenin gidişatına göre anlamlandıracağız. Das Schwimmbad Wasser. Evet Schwimmbad zaten biliyoruz değil mi? Neydi? Havuz demekti. Das Schwimmbad Wasser. Havuz suyu. Konstant, sabit demek arkadaşlar. Bay angenehm, angenehm neydi arkadaşlar? Konforlu, rahat gibi değil mi? Bay angenehm 24 grad Celsius, bis 29 grad Yani rahat bir e, e, havada, e, havuz suyu. Yani, yani sizi rahatsız etmeyecek anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Bay angeneyimden kasıt. Yani sizin vücudunuzu hasta etmeyecek, sizi rahat edecek bir e, hava, e, bir sus sıcaklığını kastetmiş oluyoruz ki bunlar da 24 derece ile 29 derece arasındaymış değil mi? Dolayısıyla cümlemiz bize ne diyor? Bulutlu gökyüzünde bile değil mi? Havuz suyu sabit 24 ila 29 derecede kalmaktadır demeye getiriyor. Buradaki Selbstbeiden kasıt arkadaşlar bulutlu gökyüzüne yüzünde bile anlamı doğmuş oluyor arkadaşlar. Demek ki Selbstbeide ki anlam şunda bile gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla Selbstbeide wird Himmel bulutlu gökyüzünde bile hält das Schwimmbadwasser suyu, konstant sabit konstant bei angenehm yani e, suyun sıcaklığı sabit Fin grad celsius bis 29 grad celsius 24 derece ile 29 derecede kalmış oluyor demiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar çeviri yaptığımda Almancadan Türkçeye gidildiğinde zaman zaman böyle kalıyorum. Bunun sebebi de şu. Biliyorsunuz güzel Türkçede genelden özele, özelden genele bir e, sıralama vardır ya. Almancada bu e, çok farklı izliyor. Dolayısıyla hani e, oradaki o gidişat, o sıralama biraz farklı olduğundan dolayı çeviri yaparken iki defa, üç defa düşünmeniz gerekiyor. O sebepten bayağı bir es vermiş oldum. Ama anlaşıldığını düşünüyorum. Demek ki burada baya konsantre olduğumuzda arkadaşlar şunda bile anlamı doğmuş oluyor. Ve son örneğe bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Bu da gene Zelbsba ile başlayan bir cümle. Zelbsba den unbedeutendsten dingen kann man nie sicher sein. Evet, Bedaetnit neydi? Önemli. Unbedeutend, önemsiz. Dine şeyler. Önemsiz şeylerde bile demeye getirecek şimdi cümlemizi arkadaşlar. Can man mi asla zişazen emin olunamaya biliniyor demiş oluyoruz arkadaşlar. Yani en önemsiz gözüken şeyler bile gün geliyor. Çok önemli olabiliyor. Hani görmezden geldiğiniz önemsiz gördüğünüz şeyler e, ne olabiliyor? önem arz edebiliyor demeye getiriyor bu cümle. Dolayısıyla "Selbst bei den unbedeutendsten Dingen kann man nie sicher sein." En önemsiz şeylerde bile emin, her zaman emin olunamaya biliniyor demiş oluyoruz bu cümleyle. Demek ki burada bir ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? "Selbst <laughs> bei" ile buradaki den unbedeutendsten dingen yani önemsiz olan şeylerde bile bunun altını çizmiş oluyoruz arkadaşlar. Önemsiz olan şeylerde bile emin olunamaya biliniyor ve buradaki ni asla demek arkadaşlar. Dolayısıyla asla e, emin olunamaya biliniyor demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ungeachtet all seiner Fehler ist er immer noch der großartigste Freund der Welt für mich. Ungeachtet all seiner Fehler ist er immer noch der großartigste Freund der Welt für mich. Trotz all seiner Fehler ist er immer noch der großartigste Freund der Welt für mich. Trotz all seiner Fehler ist er immer noch der großartigste Freund der Welt für mich. Ungeachtet der hohen Kosten wagte Erika einen Flug nach Johannesburg. Ungeachtet der hohen Kosten wagte Erika einen Flug nach Johannesburg. Trotz der hohen Kosten wagte Erika einen Flug nach Johannesburg. Trotz der hohen Kosten wagte Erika einen Flug nach Johannesburg. Selbst bei bewölktem Himmel hält das Schwimmbadwasser konstant bei angenehm 24 Grad Celsius bis 29 Grad Celsius. Selbst bei bewölktem Himmel hält das Schwimmbadwasser konstant bei angenehm 24 Grad Celsius bis 29 Grad Celsius Selbst bei den unbedeutendsten Dingen kann man nie sicher sein. Selbst bei den unbedeutendsten Dingen kann man nie sicher sein. daha geldik arkadaşlar. konsesif setsin konusunun ikincisini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss!